merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Deft Varus, normalde Deft'in Pok Varus'unun videosunu çekecektim. Ama sonra aklıma geldi ki daha önemli bir şey var. Hades'in nasıl şampiyon olduğu, nasıl oynadığı gibi sorular. Bunları analiz etmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü o video zaten bir yere kaçmıyor. O videoyu her türlü çekeceğiz. O yüzden e, şimdi Hades'in LDLC vs. Kick maçını analiz edeceğiz. EU Masters'ın finalinin ilk maçı. Şöyle ban e bir bakalım. Ban Trash, Ornn, Aphelios banlanmış. <laughs> Sağ tarafta da Zoe, Graves, Varus. Zaten Graves ve Varus şu anda kırmızı tarafsanız Graves ve Varus'u banlamak zorundasınız gibi bir şey. İkisi de çok güçlü. Zoe'yi de veto'ya olarak banlamışlar. Sol tarafta da Trash banlanmış. Ornn, Aphelios. Gayet banlar güzel. First pick'ten LeBlanc gelmiş. Bu bayağı iddialı bir pick bu arada. Hemen Aphelios yok. Hemen Miss Fortune ve Lee Sin geliyor. Forst yok bu arada. Onu da unutmayın. Sol taraftan hemen Trundle'lı Ezreal geliyor. Şimdi arkadaşlar ban pick'ler genelde şöyle olur. Bunu unutmayın. First pick LeBlanc alındı. Tamam mı? Burada isterseniz bir tane mid alırsınız LeBlanc'a karşı. Ya da iki tane OP bulduğunuz veya çalmamızı istediğiniz hero alırsınız. Bak şu üçüncü pick'i de alsınlar. Hemen size açıklayayım. Mantık şudur. LeBlanc kalındı. Lee Sin ve Miss bunların ikisinin priyor var. Büyük ihtimal TyinX, Lee Sin falan oynuyordur. Ondan çalmak için falan bile almış olabilirler. <laughs> Veya Graves yokken işte en güçlü jungle'ı Lee Sin olarak görüyorlardır. Miss Fortune'u zaten niye alıyorlar? E çünkü Varus banlı, Aphelios banlı. Miss Fortune gerçekten idikeri olarak kalıyor. Senna açık tercih etmiyorlar. Şimdi bak Lee Sin Miss Lee Sin'e karşı Trundle, Miss Fortune'a e karşı Ezreal alındı. Hemen counter yani görerek adam counter hani belki şu an counter gibi gözükmeyebilir. Ezreal Miss Fortune'u counterlamıyor olabilir ama sonuç olarak Hades burada diyor ki ben Ezreal'la Miss Fortune'a karşı rahat oynarım. Bunlar önemli. Sağ taraftan da LeBlanc'a karşı bir pick geliyor. Korki. Yani karşılıklı iki tarafta tüm koridorların yani sol tarafın gösterdiği tüm koridorları sağ tarafta göstermiş oldu. İkinci fazda Yuumi geliyor. Miss Fortune'un ilk fazdan alan takımların %90'ı Yuumi'yi banlıyor. Yani burada Ezreal da var bu arada yani şimdi Yumi iki taraf da kullanabilir aslında. Ama 4'ten Yumi alamazsak biz 4'ten support'u falan almamız gerekirse adamlar Yumi almasın. Ez Yumi de güzel, Miss Fortune Yumi de güzel. Hatta burada Korki de var. Corki ile de kullanılabilir. Burada Renekton manı geliyor. Çünkü dördüncü pick'ten burada hani flex, hafif flex yani Leblanc'a karşı o kadar iyi olmasa da Renekton biraz güçlü bir şampiyon. Genel olarak Maokai banı geldi. Maokai görmüş bak. Atrox banı geldi. Buradan ne alıyor? Brown. Şimdi mesela buradan Yumi, mesela az önce söyledim olayı. Burada Yumi banlanmasının sebebi 4'ten Kik'in support istemesi. 4'ten Yumi alırlarsa burası başka support alıp Yumi misfortune'u bayağı counterlayabilir. O yüzden hani burada Braum aldıklarında mesela karşı taraf Yumi alırsa bu sol taraf için gayet güzel oluyor. O yüzden banlamışlar mesela. Set açık. Oha set son pike kadar gitmiş. Mesela set blind ba bayağı iyi bir pik bence. Bart geliyor. Bart Braum'a karşı inanılmaz güçlü ve dipnot arkadaşlar. Miss karşı da hafif güçlü. Neden? Miss Fortune ulti attığında Bart da ulti atıyor. Onun şeyini, e, ee, ultisini bozabiliyor. Böyle bir senaryo oldu. Hemen kameramızın yerini değiştirdiğimize göre devam edebiliriz. Şimdi hafif matchup'lardan bahsediyorum size. Erken oyunda Set'in, LeBlanc'ın push'u oluyor. Hatta şöyle diyeyim. LDLC'nin tüm koridorlarının push'u oluyor diyebilirim size. Koridorlara baktığınızda anlayacaksınız zaten. <laughs> Belli bir seviyeden sonra. Bak hatta top e dive geliyor. Atamayacaklar ama. Aha. Attılar lan. Aa. Oy. Vallahi attılar. Bu çok önemli bir şey mesela. İnanılmaz geri düşürdüler Mordekaiser'ı. Burada bireysel görüşümü söylüyorum yine. Normalde Bard Laser Yield bot lane'i puşlayabilir. Ama büyük bir ihtimalle bu setup'lı bir dive'dır. Bunu unutmayın. Yani oyuna başlanırken bir levelde işte set set diyorlar ki set diyor ki Trundle'a. Kardeşim bak ben top lane'deki wave'i böyle böyle stackleyeceğim. Hani slow push atacağım. Burada wave'i biriktireceğim. Dive atacağız. Tamam diyor. Bot lane'de büyük ihtimal diyor ki lan bizim jungle top side oynayacak. Biz botta VV üstümüze alalım ki gank falan yemeyelim. Kafamız rahat olsun diyor. Gayet uf koridor çok kötü kaldı be. Ay. Koridor çok kötü kaldı bu Trundle'da topside'da side'da cross map var. İbo büyük sıkıntı yaşayacak. Trundle yine tapa koşuyor. Bakın. Trundle geldi orada base atıyor. Zaten base atacak ya. Buradaki bayağı minyon kaçırtıyorlar orada Kaiser'a. Buraya gelip Lee'sinin bozması lazım. Mesela bakın Lee'sin geldi. Hemen orada şekillişkulu davranmaya başladı. Bu tarz şeyleri, bu tarz lane'leri, koridorlar kötü kaldığı zaman, kendi ormancınız olmadığı zaman bu tarz şeyleri düzeltemezsiniz. Bak adam geldi, o da burada base atıyor. Hani bu ne demek? İşte ben lane'imi koruyorum falan filan gibisinden. Burada ejderi almış Heldense. Bakın, burada mesela pushlamak istediği zaman nasıl pushluyor gördüğünüz gibi. Bu arada Corki LeBlanc'a karşı kötü falan diye düşünebilirsiniz. Evet, bir tık kötü. inanılmaz perfect değil. Ama e, böyle belli bir seviyeden sonra Leblanc'a karşı baya hani Korki kanser olabiliyor ve Leblanc'ın o gank potansiyelini biraz Korki şey yapıyor. W'su ile biraz onu azaltıyor. W'su ile kaçabiliyor falan ya. O yüzden Leblanc'ın E'sini falan dojlayabiliyor yani. Burada Leblanc blue alıyor. Korki de blue'sunu aldı. <laughs> Taptı ufak bir trade. Oha. O ne lan? Eee? Abi mor çok saçma bir hero değil mi ya? Yemin ederim. Bu arada bu Trundle bu mesela tapta böyleyken o Herald'ı yapıyor olması vallahi helal olsun. Mesela şu an direkt Herald'ı adamlara verdi. Ya yani bu yanlış bir şey mesela. Karşı bot lane base atmış. Hatta büyük ihtimalle erken attı kendi bot lane'inden. Ve adamlarda Miss Fortune var. Sonuçta Miss Fortune bayağı hızlı koşuyor. Şimdi burada Miss Fortune'un 3 e, tane Doran Blade'i var. Bir tane de AMK'sı var. Yani buradaki teamfight'ta falan inanılmaz güçlü. O yüzden büyük sıkıntı. Yani <laughs> her türlü onu verdiler. Bakın burada swap oldu. Bard Bard'la Ezreal taptı. Misfortune Fortune botta. Bot şu an Herald'ı nasıl kullanacaklar? Onu merak ediyorum açıkçası. Botu pushladı. Kick tarafı. Mid'e rotate attı. Tekrar bota iniyorlar. LDLC burada tekrar swap attı. Bunun sebebi de şu arkadaşlar sete dive falan atarlarsa yani Herald'la beraber çok fazla şey kazanıyorlar. O yüzden direkt tapu puşlayıp el bakın şurada göstereyim. Tapu puşlamışlar. Hemen base atmışlar. Ha, bu önemli. Hani faceleyeceksiniz. Kendi koridorunuzu genelde sizin dezavantajınız hani sizin avantajınız olmadığı süreçte her zaman faceleyeceksiniz. Hani facelemek her zaman en iyisi. Garanti seçim. Burada ejdere başlıyorlar ama yani garip oluyor biraz. Direkt ejdere adamlar alıyor yani. E ee? <laughs> Bu ne şimdi? Oha! Settin attığı hasara bak. Yuh. Yuh yani. Burada yani inanılmaz bak. Ejder aldı. Üstüne gittiler, fight kazandılar. Üstüne gitti set mid'den aldı. Plate aldı. Hani Ezreal zaten kill vardı. Trundle aldı 2 kill'i de. Lane'leri pushladılar. Şeyi kaybetmediler. Tempo kaybı dediğimiz şey yok. Hani şu an LDLC için inanılmaz iyi gidiyor maç. Öyle böyle değil. Ve orada çoğu kişinin flash'ını aldılar. Bak Lee'sinde flash yok. Miss Fortune'da flash yok. Braum'da flash yok. <laughs> Hop selamun aleyküm. Baksana. Set şu an oyunu direkt domine ediyor. Bak Set tapa dive Set geldi dragon fight'ını taşıdı. Hani Set şu an direkt oyunu domine ediyor. Trundle'da olabilir killer veya Ezreal'da falan ama Set direkt oyunu domine ediyor. Hemen orada Trundle gitti taptaki plate'leri alıyor. Evet klasik gördüğünüz gibi LDLC şey yapıyor. Ezreal mid'i var. Mis gibi. Ezreal mid'i kullanıyor. Ezreal mid nasıl kullanılıyor? Geçersin abi oturursun bir de. Full farmlarsın. Aynen böyle. Push'u alırsın. Mis gibi. Devam edersin oyunda. Base'ini atıyor orada. Ezreal gayet güçlü bir hale geldi. Şu an bir tık Miss Fortune'dan push'u falan alacak pozisyonda. Bir de bakın. Şu an tek başına Ezreal burada oynayabiliyor. Gank yeme ihtimali falan yok. Karşı Angle değilsin. Karşısı Braum'la Miss Fortune. <laughs> Zaten LDLC takım olarak da üstün. O yüzden hiçbir şekilde Ezreal push'u vermiyor. Sürekli midi push'luyor gördüğünüz gibi. Mesela agresif bir hareket yapmasına gerek yok. Burada mesela çoğu Ezreal bu minyonu kestikten sonra şöyle şu tarafa falan E atıp böyle Q'mu denerler. Adamlar buraya da pink wardını atmış. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Tüm vision onlarda. Hemen ikinci yarıldı da alıyorlar. Büyük ihtimal mid'i almak isteyebilirler o yarıldıla. Tam da bilemem tabi de. <laughs> ha, çıkarttılar. Bard'a bak. Bard map'te bayağı yüzüyor bak. Mid'i açmış. Mid turret bayağı önemli. Çünkü mid'iniz hani böyle bir bot lane'iniz varsa şu an. Mid pushunu alabilecek bir bot lane'iniz. Mid turret inanılmaz önemli. Bakın dakika 16. Üçüncü izleri alıyorlar şu an vision görüyor musunuz adamlar direkt bak şu an elde ne yaptı hiçbir şey hiçbir şey bak tapa dive attılar bile level, 3 levelde. onu zaten emin olun yüksek seviyede çoğu adam yapıyor dragon fight'ında bir fight attılar 2 kill aldılar hiçbir şey derken aslında mükemmel oynuyorlar şu an ama yani o kadar şey ki basic ki aslında baktığınız zaman oturdayız zil de. dragon Dakika onda falan iki tane dragon alınca adamlar diyor ki kardeşim farmlayın. ezirittir ittir. Ezri'nin e attığını gördünüz mü ileri? Hayır. Trundle'ın bir şey yaptığını gördünüz mü? Trundle gitti sadece setle kulelere vuruyor. Level kulelere vuruyor. Allah bot kuleyi de. Şu an map'te görev yok. Bakın. El diğersin ne yapacak? Birilerini keşlemeye çalışacaklar. Onun dışında hiçbir şey yok. Vision alacaklar. Onun dışında El DLC'nin bir şey yapma, yapmasını göremezsiniz yani. Bak gitti. Vision için savaşıyorlar yine. Bak. Gördünüz mü? Vision için savaş. Orada. Aha. At oğlum aşağı set. Trundle da geldi. <laughs> Ezreal yine mitte. Klasik. Ezreal'a bu arada kuşları muşları da salıyorlar şu an. Bakın. Oyunda yine hiçbir şey yok. Oyun devam ediyor. Yine tapta git orada vurdu gitti Trundle. Trundle görüyorsunuz tek yaptığı şey o takım arkadaşlarıyla beraber kuleye vurmak. Sin'in de aynı şekilde bu arada. Crossweb. Şimdi burada LDLC farklı bir şey yapıyor. Ezreal tapta tamam mı? Adamlarda da atıyorum Morda ile Lisin botta ya. Adamlar şimdi kick şunu düşünüyor. Ulan Ejder'e bizim görüşümüz olur. Ezreal zaten tapta. Ya adamlar da diyor ki tamam siz Ejder'i alabiliyorsanız alın. Veya işte ejderde vision aldıysanız bize ne? Biz barona gireceğiz. Giriyoruz diyor yani. Ki ejderde de daha var. Bak. Hop. Bardulis ile bir catch. Bak 5 kişi mitken ama bak. Bak bunu unutmayın bak. Leblanc tapu puşlamış. Orada bekliyor. Şu an buradan gelecek harekete bekliyor. Çıktı. Bard, Bard bu adamın move'unu bu adam muvattığı için bir şey yapıyorlar. bu Leblanc muvattığı için zaten burada şu ulti geliyor. Korki daha tapta. Da, bunu biliyorlar. Direkt sayı avantajını direkt kullanıyorlar burada. Bak Miss Fortune'un flash'ını aldılar. Fight çıkıyor. Bakalım ne olacak burada. Exhaust geldi Korki. Set ne yapıyor orada? O kim lan? Trandla bak. Ananı avradı mı? Oha kaybettiler lan. Oo bu baya kötü oldu bu arada LDS için. E o da öldü. Eyvah, eyvah bu bu arada büyük troll. Bak ejderi verdiler. Şimdi mesela orada e, adamlar karşı taraf yani iyi yakaladılar aslında Miss Fortune'u. Ama orada Miss Fortune flash attı ya. Oradan itibaren çıkabilen çıkacak. Hani çok forsladılar gibi oldu. Adamların fight'ı da fena değil yani. Braum, Miss Fortune, Korki, Mordekaiser falan kötü değil. Orada bir sıkıntı çıktı. Bak burada da direkt Trundle kadar. Bak Mesela Trundle'la Bard Morden'in üstüne nasıl gidebilir ki? Böyle bir şey yok lol. Mesela şu an LDLC hata yapmaya başladı yavaş yavaş. Burada da öldüler. Hades hala poklamaya devam ediyor. Kanserlemeye devam ediyor. Bak hala adamların üstüne E atmıyor. Görüyor musunuz? Bak bu önemli bir şey Hades için. Yani adam o agresifliği doğru kullanıyor. Bak gidiyor vardı kırıyor. Önde puşluyor bu wave'i. Zaten şu an adamlar diyor ki Ezreal senin Allah belanı versin be kardeşim diyor. Senin illa e atıp böyle adamlara play yapmana gerek yok yani. Bak gidiyorlar karşı jangla dolar. Bak golem'i al. Ay kurtları aldılar. Git gromp, al, gromp aldılar. Her şey Geldiler sonra bottaki wave'i aldılar. Bak Dipnot note. Leblanc taptan Bak bu dünyanın her yerinde yapılıyor. Leblanc tap pusladı, Mid'e geliyor. Bak mid'e gelirken Ezreal bu wave'i pusluyor. Sonra bu adam burayı pusladı ya. Karşı jungle'a girdiler. Mid wave'i Leblanc'a bırakıyorlar. Tamam mı? Mid wave'i LeBlanc'a bırakıyorlar. Geldiler. LeBlanc mid'i pushlarken tapta -to korki vuruyor. LDS'i bunu yapmış ama bir tık hatalı. Hatayı göstereyim size. Geri alıyorum. Normalde LeBlanc mı ya? Hades'in şu an yola çıkmış olması lazım. Ve bot wave'inin şu an burada değil. ya yani siz göremiyorsunuz şu an. Kulenin altında değil. Birinci kulenin altında değil. Şu an şuralarda olması lazım. Şuralarda. Hades, Bart ve Trundle move'larken bu yeni gelen wave'i Leblanc'ın puştlaması lazım. Ezreal'ın bunu o zaman kaybetmemesi lazım. Ve şu an orada olan wave'i ittirip kuleye vuruyor olmaları lazım. Şimdi bunu yaptılar. Evet güzel bir move olarak gözüküyor. Ama bir de bu yönden bakalım. Corki de top'taki kuleye vuruyor. Corki tek başına vuruyor. Burada 4 kişi move atmış. Ve burada bir şeyler oluyor. Corki top'taki tier 2'yi aldı. Burayı alamadılar. Gördünüz mü? aslında güzel gibi gözüken şey ufak bir hatayla sıkıntıya düştü. Bakalım diğer ejder fight'ını çok merak ediyorum ne olacak. Diğer ejder fight'ı büyük şeyler olacak. Şu an Pekıcı'nı niye aldı mesela Korki? Ben mesela bence Pekıç'la base'de bekleyip direkt teleportla gelmesi lazımdı. Şu an mesela LDLC bu adamın paketini bekleyecek direkt. Bakayım onlar paket bitmeden girebilecek mi ejder'e? Giriyorlar vallahi tamam güzel o zaman. Attı paketi. Eyvah eyvah. Trundle çaldı. Eyvah eyvah. Miss Fortune'un boşa gitti gibi. Boşa gitti dediğim sete çarpıyor bakın. Bir tek sete çarpıyor ama o da vuruyor harbi. Oğlum sağ tarafın fight'ları inanılmaz güçlü ha. Hayvan gibi damage atıyorlar. Şu an Corki'ci bak. Leblanc'a bakın. Corki'ye bakın. Corki inanılmaz önde şu an. O taptaki o olaylardan falan. Hafif hafif inanılmaz güçlü bir hale gelmiş. 16 level itemlerine bakın. Yani çok güçlü. Şu an 14 level level 16 level Korki'den bahsediyoruz. Yani bayağı bir fark var. Şu an direkt söyleyeyim size LDLC Hades'in eline bakıyor. Hades kötü oynarsa bu maç lose. Ruhu aldılar. O çok büyük bir avantaj ve okyanus ruhu olması bayağı bayağı büyük bir avantaj. Aha Ha ona Yine de bu şey değil mi? Bak bu kadar şey yaptı set. Yine de o Lee içeri girdi. Bakın. Şu an bu Lee bunu çalmış olsaydı LDLC'yi direkt kaybetmişti maçı. %100 kaybetmişti hem de. Emin olabilirsiniz. Hades. Hades bayağı vuruyor yalnız ha. Aha. Eylul Star'da iyi kaçtı. Var ya yemin ediyorum yine dilinden. Bak set çünkü hiçbir şey yapamadan ölecekti. Baron'u bir çaldırsalar çok büyük sıkıntı. Çok büyük. Bardolisi'nin klaslığına bak. Tık koy oğlum sana. Ah be. O ne lan? Ezreal mı vurdu onu? Vallahi Ezreal vurdu. Oha. Yuh. Bak görüyor musunuz? Bak. Ezreal izleyin. Hades izleyin. Bak adam gidip burada Brahm'a vurmuyor. Bak. Bak E'ye bak. 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 Korki'yi out of fight yapıyor. Burada otomatikman Brahm'a morde falan tek kalıyor. Anladınız mı? Bak bunlar önemli şeyler. Orada Brahm'a vurmayacaksın. Aha agresife geldi Hades'ten. Oy 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 Hades. E, Eldir çıkıyor lisini kesti. Bak sen. Hades'e bak lan. E oyunun bittiği yer mi burası? Bak şimdi agresif ve atmaya başladı işte Hades. Şimdi base atıyorlar. Daha fazla devam etmiyorlar. Hiç tribe girmeye gerek yok. İtemlerini bitecekler. Hades'in itemlara bak. 4 item olmuş. Misfortune 3 item. Leblanc da 3 item oldu. Abadonu bitti. Şu an bakın. Gidiyorlar jungle'da falan vision oluyor bak. Bak. Görüyor musunuz? Önceliğe bakın adamlar. Midi pushladılar. Buradan gidip ee, biz geldik. Hadi biz çok güçlüyüz. Şekil yaparız falan yapmıyor. Gidiyorlar adamlar vision kırıyorlar. Vision atıyorlar. Hani oradan bir teşko gelmesin diye. Burada mesela bak. Size oyun başında dedim ya. Bard misfortune ultisini bozuyor diye. Bakın tık. Trundle da bozuyor bu arada. Bard direkt atıyor ultiyi. Tık oradan güzel bir stun geliyor. Bak. Adamlar efsane oynamış bu arada bak. Bard ult atıyor. Direkt sonra Bard'dan Q geliyor. O gözükmüyor bir ihtimalle. Orada stun Set atlıyor. Leblanc giriyor. Direkt Miss Fortune tek zaten. Hades nerede? Burada. Free free'yi vuruyor. Ulti falan atıyor. Bir şeyler yapıyor. Hop. Orada da Leblanc onu kesiyor. Bu maçta burada Bard'ın ultisiyle. Bard'ın güzel Q'suyla. Bitiyor. Bakın Hades'in ya şimdi baktığınız zaman Hades hiçbir şey yapmadı ya falan triplerine girenler elbet olabilir. Emin olun şöyle oynamak hani harbiden şey böyle yani hem hafif tecrübe gerektirir bu da yetenektir. Hani perfect oynarsın. Map'te ne yapman gerekeni yaparsın. Her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışırsın ve yaparsın başarılı olursun falan. Bunlar zor şeyler. LDLC bence ilk 20 dakikayı çok iyi oynadı o ejderdeki o yakalanma fight'taki bir Fortune'u ejderden önce misfortune'u yakalamaya çalışmada falan orada hata yapmasalar perfect bir game yapacaklardı. Ondan sonra biraz sıkıntıya düştüler Korkin'in öne geçmesiyle. Maç böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deft videosunda, POK yani POK Varus videosunda size söz veriyorum. Ee, bir sonraki videom o olacak. Sizleri seviyorum. Ee, bu arada YouTube'dan da e, Blue videosunun analiz yani nasıl diyeyim yorum kısmına olan çekilişi de e, bu videonun artık bir yerine koyarız herhalde sonunda. Bunlar bunların ikisine biz mail mi atacağız şimdi Furkan Yeni ile Emre Poyraz'a. Yani orasını ben bilmiyorum. Çıkanlar bunlar. Ta tamam e, Furkan Yeni ile Emre Poyraz kardeşlerim maillerinize bakın mail atabiliyorsak atacağız, atamıyorsak da görüyorsanız bunu artık görürseniz bir yerde. Discord'da falan gelin. Ee, Discord'dan bana ulaşın. Teyit edelim. Hemen verelim kodlarınızı. Teşekkür ettik. Sonunda söylüyorum bunu ama troll oldu biraz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.